Evet, Mustafa'mız Mustafa Kemal oldu. Artık askerliğe başladı. Bakalım bundan sonra neler olacak? Merakla bekliyoruz valla. Ben dediğim gibi tarih bilgimiz kötü. Benim en azından kötü. Anlatacağınız şeyler gerçekten benim için epey bir yeni olacak diyebilirim o derece. Harbiye kadar geçmiş. Evet. Şimdi Mustafa Kemal'in askerlik hayatı başladıktan kısa bir süre sonra, yani okulu bittikten kısa bir süre sonra görev verilmeye başlanıyor. Tabii ki görevlerinden ilki 31 Mart olayı diye anılan, yani hicri takvime göre 31 Mart'a denk geldiği için 31 Mart olayı olarak anılan olayda harekat ordusunda bu olayı bastırması. Bu bir isyan, bu isyan bastırması. Şimdi Mustafa Kemal nasıl bir isyanda görev almış oluyor bastırmak için? 31 Mart isyanı yenilikçi olmayanların yeniliklere karşı çıkarttığı bir ayaklanma. Yani Osmanlı Devleti'nin yaptığı yeni rejimlere karşı. Dolayısıyla da devletin yönetim şekline karşı aman biz işte demokrasi istiyoruz, saltanat istemiyoruz demiyorlar. Tam tersine bu uygulama yerine bize şu uygulamayı ver diyorlar. Alışık değiller, dinen uygun gibi görünmüyor diyorlar. Gaza gelmişler, ayaklanmışlar. Harekat ordusu da bu yeniliklere karşı olanların yaptığını bastırmaya çalışıyor. Demek ki Mustafa Kemal harekat ordusunun içerisinde yenilikçi bir subay. Yani Evet. buradan çıkartabileceğimiz en önemli yargı. Demek ki ileri görüşlü, yeniliklere açık. Daha sonrasında Trablusgarp'ta görev alıyor. Trablusgarp neresi? Bugünkü Kuzey Afrika'da Libya diye bildiğimiz ülke. Burada ne yapacak? Trablusgarp Savaşı'nı anlatırken daha detaylı göreceğiz. Tebdili kıyafet dediğimiz kıyafetini değiştirerek asker değilmiş gibi yapıp orada halkı işgallere karşı isyana teşvik edecek. Ülkesinin topraklarını kurtarmak için. Son olarak yine Trablusgarp'a yakın olduğu için son olarak diyorum. Balkan toprakları üzerinde Balkan savaşları yaşanıyor ama bu Balkan savaşlarından birincisi Osmanlı Devleti ile doğrudan ilgili. İkincisi Balkan devletlerini kendi aralarında yaptığı savaşlar. Bunları yine daha detaylı göreceğiz. Çanakkale cephesinden önce Mustafa Kemal Gelibolu'da görev alıyor. Gelibolu'da aldığı görev sırasında Çanakkale'yi iyice öğrenme şansı oluyor. Daha sonra Çanakkale cephesine gönderildiğinde özellikle de Kurtuluş Savaşı sırasında, yani burada Birinci Dünya Savaşı da öğrendiği bazı şeyleri Kurtuluş Savaşı'nda da uygulama şansı oluyor. Peki. Şimdi bunları adım adım görecek miyiz? Evet, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Peki. Giderek genişleyecek o bilgiler. Şimdi ilk görev yeri neresi? Mezun oldu. İlk nereye atandı? Şam, bugün Suriye'de bulunan bir şehir. O dönem Osmanlı'ya ait bir topraktı. Dolayısıyla Osmanlı ordusunun bir askeri olarak şu anki Suriye dediğimiz toprağın içindeki Şam bölgesine gitti. Ve 5. Ordu emrindeki 30. Süvari Alayı'na gönderildi. Buradaki görevi aslında daha çok rapor yazmaktı. Yani gidip de bir çatışmaya girmek ya da birilerine bir şeyler yapmak doğrudan bir fiilen hareket değil ama ne oluyor ne bitiyor sürekli raporlarını ve gözlemlerini düzgün bir şekilde tutmak. Fakat buradayken arkadaşlarıyla beraber eğitim aldığı ve göreve gönderildiği arkadaşlarıyla beraber Vatan ve Hürriyet Derneği'ni kurdu. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sürecinde olduğunu söylemiştik 19. yüzyılda. Devleti nasıl toparlarız diye düşünürken sürekli grup toplantıları yaparlarken arkadaşlarıyla hep bunun için kafa yoruyorlar. İşte bunu artık bir derneğe dönüştürüp düzenli olarak toplantılar yapmaya başladılar. Yani önemli olan birkaç nokta var. Birincisi ilk görev yeri Suriye, Şam. Evet. Buradaki askerlik yapanlar, babalarınız, abileriniz varsa bilirsiniz. 5. Ordu, 30. Süvari Alayı görev bölgesi. Burada ne dediniz? Raporlama. Yani etrafta olan olayları raporlayıp merkeze gönderiyor. Daha sonra burada arkadaşlarıyla beraber okuldan arkadaşları mı demiştiniz? Askeri Okuldan okuldan. askeri eğitim Vatan aldı. ve Hürriyet Derneği Ekim 1906. Şu yüzden hatırlatıyorum. Bunları sınavlarda soruyorlar mı? Tarih, zaman. Genelde ya paragraf içerisinde ya da şıklar içerisinde bunlardan bahsediyor. Ama biz bunu bilirsek, eğer Şam'dan bahsediyorsa hemen 30. süvari gördüğümüzde işaretleme yapabileceğiz. Anladım. Yani bizim zaman kazanacağımız bir bilgi bu. Ama Peki. ezberlemesek de olabilir. Ezberlesek daha iyi. Yok zaten bu şimdi ezber değil aslında. Atatürk'ün hayatını birkaç sefer okuyunca hakikaten de zihne Akılda kalıyor. girecektir, akılda kalacaktır. Çünkü sonuçta Atatürk, rastgele birisinin hayatını çalışmıyoruz. Bir de tekrar tekrar duyacaklar Evet. zaten. Sonraki görev yerine gidiyoruz şimdi Manastır'a. Burada 3. Ordu Komutanlığı'na bağlı.
Yani artık daha değişik bir komutanı var. Daha farklı birine bağlı. Selanik bölümünde görev alıyor. Çok uzak olduğu bir yer değil. Zaten büyüdüğü, doğduğu şehir, eğitim aldığı şehir. Dolayısıyla da burada çok zorluk çekmiyor. Her türlü detayını biliyor şehrin. Dolayısıyla da ona pek çok açıdan kolay gelen bir görev. Fakat burada görevdeyken işte daha önce bahsettiğimiz 31 Mart olayı çıkıyor. Yani şu an kullandığımız miladi takvime göre 13 Nisan'a denk geliyor ama Osmanlı Devleti miladi takvimi kullanmıyordu. Hicri takvimi kullanıyordu. Orada da 31 Mart'a denk geldiği için bu isimle anılan olayda harekat ordusuyla beraber görev alıyor. İçerisinde görev alıyor. Şimdi burada görevi ne? Demin de bahsettik. Yenilikçilere karşı gelenlerin çıkarttığı ayaklanmaları bastırmak. Yani durdurmak. Bunda da başarılı oluyor. Ve 31 Mart isyanı harekat ordusu sayesinde, yani yenilikçi bir ordu sayesinde bastırılıyor. Buradaki Yüzbaşı Mahmut Şevket Paşa'dan bahsediyoruz, ismini veriyoruz ama ben bugüne kadar hiçbir soruda karşılaşıldığını görmedim. Ne olur ne olmaz yine de bir ek bir bilgidir. Tutar da sorarlar, aklımızın bir köşesinde bulunsun. Burası da Trablusgarp denilen bölge. Evet, Libya'da yani, demiştiniz. Mısır'ın hemen yanı. Şimdi o dönemde Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul. Şimdi biz Trablusgarp'tan bahsediyorsak, başkentten ben buraya nasıl asker gönderirim? Hemen onu düşünmem lazım. Ya savaş gemiyle varsa, ya karayoluyla, ama gemiyle olsa daha iyi olur. Bir de Girit mi bu ada? Evet. Hangi ada? Bu ada üzerinden gönderilebilirmiş gibi geliyor. Şimdi birincisi, çok doğru bir tespit. Gemiyle göndermek hem askeri teçhizat açısından daha kolay. Uygun. Fakat ikincisi de şu, bunun tam tersi yönde bizi etkileyen. 2. Abdülhamit'in bazı paranoyaları nedeniyle, kendisinin öldürüleceğini düşünmesi nedeniyle donanmayı Haliç'e zincirlediği biliniyor. Yani donanma artık yıllardır orada durduğu için bakımsızlıktan çürümüş. Osmanlı Devleti'nin buraya gönderebileceği bir donanması, gemi gücü yani, deniz gücü yok. Yani biz buraya denizden gidemiyoruz. Şimdi denizden gidemediğimiz için karadan gitmemiz gerekiyor. Karadan Osmanlı nasıl gidecek buraya? Mecburen İstanbul'dan yola çıkacak, bütün Anadolu'yu dolaşacak, Suriye'yi dolaşacak. İşte Ürdün'den aşağı inecek, Mısır'a gelecek, Mısır'dan da Libya'ya geçecek. Yani Trablusgarp'a. Fakat Mısır'da İngilizler var. Evet. İngiltere Mısır'ı sömürge yapmış. Dolayısıyla diyor ki, ben Mısır'ı sömürge yaptıysam yanımdaki de Osmanlı'nın olmasın, bir başkası sömürge yapsın. Böylece Osmanlı çok güçlü olacağına, ne kadar zayıflarsa ben Osmanlı'dan o kadar çok sömürge elde edeyim. Ah bu İngilizler, yok mu ah bu yani, İngilizler. Diyor ki Osmanlı'nın askerini ben buradan geçirmeyeyim. O yüzden ayaklanmayı da onlar çıkartıyor değil mi burada? Evet, halkı teşvik ediyor, işte siz Türk değilsiniz, işte siz farklı uluslardan geliyorsunuz, bunun için de ayaklanın. Öyle bir şeyi var ama bu çok etkili değil. Asıl İtalyanların gelip de ordusuya saldırması. Peki İtalyanlar niye böyle bir şey yapıyor? Şimdi burada Yunanistan'ı görüyoruz. Biraz daha haritamız büyük oldu olursa diye düşünürsek. İtalya'da hemen bir yanındaki şurada, çıkıntı. Şöyle çizme. Evet, şöyle yapalım. Çizme. Şurada Sicilya. Evet. Yani İtalyanlar buradan bu bölgeye gelip tarım kaynakları açısından güçlü olan, zengin olan bu bölgeyi sömürgeleştirmek istiyorlar. Çünkü şöyle bir durum var bütün dünyada. Şimdi İngiltere'de sanayi devrimi yapıldı. Ham madde ve kaynak gerekiyor. Ve daha sonra bunları satacak bir pazar gerekiyor. Şimdi İngiltere'yi takip eden devletler, Fransa gibi güçlü devletler zaten bir sürü sömürge elde etmiş. Yani bizim haritanın başka yerlerinde de göreceğimiz Fas, Tunus, Cezayir mesela Fransa'nın sömürgesinde. Dolayısıyla İngiltere burayı almış. Almanya ile İtalya'da buna yetişmeye çalışıyor. Milli birliklerini geç kurmuşlar. Biz de sömürge yapalım diyorlar. Ve bu bölgede İtalya'ya deniz yoluyla çok yakın olduğu için, İtalyanlar da donanmada oldukça güçlüdür. Yüzyıllardır. Hele ki Venedik donanması. Aman dikkatli dinleyin bunları ya. Dolayısıyla bu bölgeye donanmasıyla geliyor. Osmanlı da donanmayla cevap veremediği için şu kıyı kesimlerinde oldukça güçlü bir mukavemet var. Şimdi halk nereden buna karşı koymaya çalışacak? Derne, Tobruk ve Bingazi bölgelerinde halk yavaş yavaş isyan çıkar çıkar. Bu isyan da kendi kendine yapmıyor. Yani İtalyanlar geldiği zaman halka çiçek falan dağıtıyor. Bakın biz dostuz, biz size işte iyilik getirdik gibi. Biraz halkı kandırma peşindeler. Çok savaş yapmaya gerek kalmasın diye. İşte Osmanlı askeri karadan da gidemeyince bu bölgeye ulaşan Mustafa Kemal ve arkadaşları askeri kıyafetlerini çıkartıyorlar. Tebdili kıyafet dediğimiz
gönüllüler tabii, bütün askerler yapmıyor bunu. Kıyafetlerini değiştirip her biri farklı kılıklarda, işte kimisi gazeteci kılığında, kimisi postacı kılığında, farklı farklı görüntülerle buradan geçip gizli bir şekilde Derne, Tobruk, Bingazi bölgelerine ulaşıp halkı siz sömürülmektesiniz, buna engel olun diye gaza getiriyorlar. Güzel bir film olurmuş aslında bundan ama. Gayet. Yani sebebinden de mi bahsettik işte. Makineler var. Makinede işleyecek ham madde lazım. Ve daha sonra işledim, ben bunu paketledim. Nereye satacağım? İşte yine Trablusgarp'a satacağım. Onlar bunu kendi ülkelerinde yapılmadığı için alacaklar diyoruz. Evet. Şimdi ne oldu? İngilizler bizi geçirmedi. Kıyafet değiştirdik. Denizden gidemedik. Dolayısıyla da gönüllü subaylar kıyafet değiştirdi ve orada halkı kışkırttılar. Şimdi bu kışkırtmanın şöyle bir önemi var. Dünyada, bütün dünyada sömürgeciliğe karşı yapılmış ilk isyan. Daha öncesi yok yani. Çünkü zaten sömürgeciliği düşünürsek ne zaman ortaya çıktı? Belki ilk çağda ortaya çıktı ama sanayi devrimi sonrası ortaya çıkan sömürgecilik farklı bir kavram. Hı hı. İşte buna karşı yapılmış ilk isyandır. İsyan başarılı olmuştur. Fakat dediğimiz gibi demin çok fazla asker takviyesi yapamadığımız için isyanın sonucu İtalya'nın daha fazla yer işgal etmesine sebep oldu. Kızdı. Yani siz daha burayı toparlayamıyorsunuz. Ben de giderim. Deniz gücünüz de yok zaten. Sizin 12 adanızı ve Rodos adanızı işgal ederim dedi. Onlar gelirken böyle gemiyle uğrayıp onlara ala ala gelmişlerdir zaten. Yani dönüşünde de beklenir İtalyanlar. Böyle bir şey yapıyorlar. Çok da kötü insanlar değil şu anda. İki devlet arası iyi gelmeyelim ama. Yani o dönemde evet İtalyanların hain çıkarları var. Hı hı. Şimdi biz bu iki ada işgal edilince diyoruz ki müdahale edemeyeceğiz. O zaman bir dakika. Bu isyanı susturduk, bastırdık. Kendimiz çıkartmıştık ama bir duralım, anlaşma imzalayalım. Ya yeter ki İtalyanlar daha fazla yeri almasınlar. İşte o yüzden Osmanlı Devleti Balkanlarda da savaşlar çıktığı için her tarafta aynı anda savaşamaz. Gidip İtalyanlarla Uşi dediğimiz antlaşmayı imzalıyor. Uşi Antlaşması bölgenin isminden antlaşma ismine, hı-hı, geçmiş. Yerin adı Uşi. Şimdi bu anlaşmaya göre ne yapıyoruz? Şimdi Libya yani Trablusgarp toprağı Afrika kıtasında. Hı-hı. Osmanlı Devleti'nin Afrika'da hangi toprakları vardı? Mısır, Tunus, Fas, Cezayir, ki Libya. Hepsi işgal edilmiş durumda. Şimdi hepsi işgal edilmiş. O zaman Kuzey Afrika'da kalan son toprağıydı Trablusgarp. Hı-hı. Yani Libya. Öyleyse biz onu kaybettik. Yani Kuzey Afrika'da Osmanlı'nın artık hiçbir toprağı kalmadı. Hepsi bitti. Dolayısıyla Kuzey Afrika'daki son toprak parçası bu savaşla elimizden çıkmış oldu. Yani iki tane adadan bahsettik demin. Yani aslında iki tane Kirit derken adı iki tane. Hı-hı. Yoksa 12 ada. Diğeri de Rodos. Hı-hı. Bunlar geçici olarak İtalyanlara bırakılıyor. Fakat bir daha asla geri alınamıyor. Ve aslında kalıcı olarak daha sonradan Kurtuluş Savaşı sonrası Yunanlılar bu geçiciliği kalıcı hale getiriyorlar. Peki geçici olarak verilmesinin sebebi donanmamız zaten zayıf. Evet. Balkan Savaşı yaklaşıyor. Yunanlıların eline geçecek burası korkusuyla mı? Hem zaman başkasına geçmesin. Hı-hı. Yani bir şekilde biz İtalyanlarla anlaşmanın yolunu buluruz. Ya da daha da güçlendiğimizde belki alırız. Hı-hı. Diplomatik veya askeri olarak sonradan halledelim deniyor. Peki. Ama olmuyor. Gene İtalyanlar Balkan Savaşı'ndan sonra sözlerinde durmayarak adalardan çekilmediler. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra adalar Yunanistan'a geçti demişiz. Bu da tarihe bir not olarak düşsün o zaman. Çok da yakın adalar yani. Şu an herkesin tatil yaptığı adalar.